Bu dersimizde birinci bölümümüzdeki ilk teste devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen açılardan hangileri başlangıç kenarı BA ışını, bitim kenarı BC ışını olan eksi yönlü, negatif yönlü bir açıdır. BA ile başlayacak arkadaşlar. Bakın burada BC ile başlamış. Dolayısıyla bu olmaz. Burada da saatin tersi yönde gittiği için eksi yön değil, artı bir yöndür. Negatif diyemeyiz. Dolayısıyla bakın burada hem eksi yönde gidiyor. Hem de başlangıcı BA bitim kenarı da BC ışını. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı gelir. 7582 saniyeyi derece, dakika ve saniyeye çevireceğiz. Bir derecemiz 60 dakika, 1 dakikamız 60 saniyeydi. Dolayısıyla 1 derecemiz 3600 saniyedir. Saniyeyi de şöyle gösterebiliriz. Bunu öncelikle isterseniz 3600'e bölelim. 3600'e bölersek 2 defa var. 7200'den çıkarırsak 382 saniye. Şimdi 2 derecemiz cepte arkadaşlar. Bunu şöyle bir yazalım. Geriye 382 saniye kaldı. 1 dakika 60 saniye olduğu için bunu da 60'a bölersek buradan da 6 dakika 22 saniye gelecektir. Dolayısıyla birleştirirsek 2 derece 6 dakika 22 saniyedir. Cevabımız A şıkkı. D1 ve D2 doğruları birbirine paralel. Buna göre ABC açısı da verildiğine göre DEC'yi bulunuz demiş. ABC açısı arkadaşlar burası. Diyelim ki burası alfa olsun. Ters açıdan burası da alfadır. Bizden istenen DEC. Yani buradaki teta derece. Burada U kuralı var arkadaşlar. Ya da şöyle de diyebiliriz. Burası alfa olduğuna göre paralellikten burası da alfa. Alfa ile teta'nın toplamı 180 derecedir. Şimdi biz yani 180 dereceden 72 derece 14 dakikayı çıkaracağız. Şimdi 180'den çıkaramayız. 179 derece 60 dakika dersek daha rahat çıkarabiliriz. Çünkü 60'tan 14 çıkar. 0 0 olsaydı 14'ü çıkaramazdık. Dolayısıyla burada 46 dakika kaldı. Burada da 107 derece kaldı. Cevabımız bu şekilde E seçeneğidir. Ölçüsü pi bölü 6, pi bölü 2 nokta nokta olan açıların birim çemberde kestiği noktalar a, b, c, d, e ve f'dir. Bu noktaları birleştirip altıgensel bir bölge oluşturuyoruz. Bunun alanı kaç birim kare bize bunu sormuş. Şimdi pi radyanımız 180 derece. Yani pi gördüğümüz yere 180'i yazabiliriz. 180 yazarsanız pi bölü 6'mız 30 derece, pi bölü 2'miz 90, 5 pi bölü 6'mız 150 7 pi bölü 6'mız 180 koyarsanız 210 sonra 270 ve 330 derecelik açılarımız var. Bir tanesini bulalım arkadaşlar. Bir tanesi ne olsun? Şu şekilde açımız 30 derece olsun. Burası da A noktası. 30 derece olduğuna göre bu da birim çember arkadaşlar. Birim çemberde yarı çapımız daima nedir? 1'dir. Burada bir üçgen yapalım. Burada üçgen yaparsak bu 30-60-90 üçgenidir. 30-60-90 üçgeninde kural nedir? 30'un karşısında A varsa hipotenüs bunun iki katı. Yani burası 1 ise karşısı 1 bölü 2 olacak. 60'ın karşısı da kök 3 bölü 2'dir. Yani A açısı x'i burada kök 3 bölü 2, y'si de 1 bölü 2 olan bir noktadır. Şimdi 90 dereceyi söylemeye gerek yok. Burası B olduğunda arkadaşlar x'imiz burada 0, Y'miz de artı 1'dir. Sonrasında 150 derece demiş. 150 derecede 180'den çıkarırsanız burası yine 30 derece olacak. Bu arada bu ikisi birbirine simetrik. C noktası A noktasına simetrik olacak. Sadece x'in katsayısı artı değil de eksi olacak. Burası da 1 bölü 2. Sonra ne dedik? 150 yaptık. 210'a geçelim. 210'da da arkadaşlar şuradaki açımız 180'den 210 çıkardığımızda 30 derece olacak. C ile D de birbirine yine simetrik olacak. X eksenine göre simetrik. Yani x'imiz değişmeyecek burada da. Eksi kök 3 bölü 2. Y'imiz eksili bir değer alacak. Sonrasında 270 derece burasıdır. E noktasında yine bakın y ekseni üzerinde olduğu için absis yok. Burada da bakın y'imiz 1 de aşağıda da y'imiz ne olur? Eksi 1 olur. Son olarak 330. 330 da arkadaşlar burada 360'tan çıkarırsanız yine burası 30 derece A ile F de birbirine yine simetrik olacak. X'imiz artılı, Y'miz de eksili değer. Biz şimdi bunları birleştireceğiz. Altıgen yapacağız. Altıgen de arkadaşlar bu ikisinin arasında mesela A ile B arasındaki mesafenin nasıl bulacağız? A, B'nin karesi arkadaşlar. X'lerin farkının karesi. Köküç bölü 2 eksi 0'ın karesi artı y'lerin farkının karesi toplarsak buradan 3 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten 1 gelir. Yani AB uzunluğumuz 1 olacak. Benzer şekilde arkadaşlar BC uzunluğumuz da 1, cd'mizde 1, DE 1 DE1 olacak, EF 1. Hepsini birleştirdiğimiz zaman altıgenimizin bir kenarı 1 bir birim. Altıgende arkadaşlar 6 tane eşkenar üçgen vardır. Dolayısıyla her birinin kenarda bir birim olduğunu düşünürsek 6 çarpı buradaki eşkenar üçgenin alanıdır. Eşkenar üçgenin alanı da a kare kök 3 bölü 4'ten 1 kök 3 bölü 4'tür. Sadeleştirirseniz cevabımız 3 kök 3 bölü 2 birim karedir. Bursa'dır. 41 derece 1 dakika kuzey enleminde olan İstanbul ile ekvator arasında bakın 41 derecelik ve 1 dakikalık bir açı var. Bunu bize dakika olarak yazın demiş. Bir derecemiz 60 dakika. Dolayısıyla 60 ile çarpıyoruz. 2460 yapar. Bir de eklerseniz 2461 dakika yapacaktır. Cevabımız denizde. 21 Mart tarihinde güneş ışınları 0 derece enleminde bulunan ekvatora 90 derecelik bir açıyla düşer. Kutuplara doğru gittiğimiz zaman ışınların gelme açısı her enlemde 1 derece azalır. Aynı tarihte 39 derece 57 dakika kuzey enleminde bulunan Ankara'ya güneş ışınlarının düşme açısını dakika türünden yazmamızı istemiş. Şimdi Ankara kuzeyde arkadaşlar kuzey yarım kürede. Dolayısıyla her enlemde 1 derece azalır demiş. Biz burada 90 dereceden o zaman neyi azaltacağız neyi çıkaracağız? 39 derece 57 dakikayı çıkaracağız. Şimdi sıfırdan 57 çıkmaz. O zaman bunu şöyle yapalım. 89 derece 60 dakika. Şimdi çıkarırsanız ne olur? 60'tan 57 çıktı. 3. 89'dan 39 çıktı. 50 derece. Bakın bunu dakikaya çevirin demiş. 50 ile 60'ı çarpıyorum. Çünkü 1 derece 60 dakika. Buradan 3000 dakika gelir. 3 eklerseniz 3003 dakika olacaktır. Cevabımız da C şıkkı. Birim çember üzerinde bir A noktası var. Kuralımız neydi arkadaşlar? A noktası x'e y noktası olsun. x'in karesi ile y'nin karesinin toplamı daima 1'dir. Buna göre karelerini toplayalım. Kök 3 A bölü 2'nin karesi artı 2 A bölü kök 3'ün karesi. Toplamı buradan 1 olacak. Kök 3'ün karesi 3'tür. 3 A kare 2'nin karesi 4'tür. Sonra 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3, Topladığımızda 1 yapacak. Şimdi toplayabilmemiz için paydaların eşitlenmesi gerekir. Çarpalım. 9 a kare bunu çarparsak 16 a kare bölü 3 çarpı 4. Şimdi içler dışlar yaparsanız ne olur? 25 a kare bölü 12 eşittir 1 olduğu için 25 a karemiz 12'dir. Yani a kare değerimiz 12 bölü 25'tir. Bize burada arkadaşlar a noktasının koordinatlarını çarpın demiş çarparsanız kök 3 a bölü 2 çarpı 2 a bölü kök 3 yapar. Burada ikiler birbirini götürür. Kök 3'ler giderse cevabımız a kare yani 12 bölü 25'tir. B şıkkıdır. Yarı çapı 72 cm olan çemberde 120 cm uzunluğundaki yayı gören merkez açının ölçüsü kaç radyan? Bir tane çember çizelim. O bizim merkezimiz olsun. Burası yarıçap, burası da yarıçap. Burası bir radyanlık bir ölçü olduğunda, bu yayın uzunluğu r santimetre. Yani 72 santimetre bir radyanlık açıyı görür. Dolayısıyla burada 120 santimetre dediğine göre, bu da x radyanı görsün. İçler dışlar yaparsak, x çarpı 72, 120'dir. Dolayısıyla x'imiz 120 bölü 72'dir. Bunu da 24'te sadeleştirirseniz, Ölçümüz 5 bölü 3 radyandır. Cevabımız Bursa. Birim çember üzerinde apsisi ordinatının 3 katı olan bir noktamız var. Yani burada y değerimiz x'in 3 katı. Ayrıca arkadaşlar x ve y'nin karelerinin toplamı birim çemberde daima 1'dir. Y gördüğümüz yere 3x yazarsak x kare artı 3x'in karesi eşittir 1. Buradan düzenlerseniz x kare artı 9 x kare 10 x karedir. 10 x kare eşittir 1'dir. Yani x'in karesi 1 bölü 10'dur. Şimdi x'imiz burada ya 1 bölü kök 10'dur ya da x'imiz eksi 1 bölü kök 10'dur. Buna göre y'miz de x'in 3 katı olduğuna göre ilk durumda y'imiz 3 bölü kök 10. Diğer durumda y'imiz eksi 3 bölü kök 10'dur. Bize bunları çarpın demiş çarparsanız 1 çarpı 3 bölü kök 10 çarpı kök 10'dan 3 bölü 10 gelebilir. Sonrasında burada çarparsanız eksi 1 bölü kök 10 çarpı eksi 3 bölü kök 10 yine artı 3 bölü 10 gelir. İki durumda da sonucumuz 3 bölü 10'dur. A ve B açılarının ölçüleri eksi 1200 derece ve eksi 57 bölü 5 pi radyandır. Buna göre esas ölçülerini bulup toplayın demiş. Şimdi biz bunu 360'a bölersek 1200 bölü 360 3 defa var. Buradan 1080 kalan 120. Yani eksi 1200 derece ile eksi 120 derece aynıdır. Bunun pozitif olmasını istediğimiz için buna 360 eklersiniz ve esas ölçümüz ortaya çıkar. E diğerinde de arkadaşlar bakın radyan cinsinden verilmiş. Pi yerine 180 yazarsak işimiz biraz zorlaşır. Biz bunun içinde kaç tane 360 yani kaç tane 2 pi radyan var bunu arıyoruz. Paydamız da 5 ise bu ne demektir? 10 pi bölü 5'lerden kaç tane var? 57 pi bölü 5 demiş. Bunun üzerine 50 ya da 60, 70 pi bölü 5 ne kadar eklersek ekleyelim sonuç değişmez. Bunun üzerine eksi 57'yi yok etmek için buradan 60 pi bölü 5 ekleyelim. Eklerseniz ne olur? Pozitif olur bakın. 3 pi bölü 5 olur. Şimdi pi gördüğümüz yere 180 yazabiliriz. Pi'ye 180 yazarsanız buradan sağa değişirse 108 gelir. Bunları toplarsanız 240 artı 108'den cevabımız ne olur? 348 dereceyle B şıkkı. Ölçüsü 23 pi bölü 4 olan bir açının birim çemberi kestiği noktada ordinatla absisi çarpın demiş. Şimdi bunun içerisinde kaç tane 360 ya da kaç tane 2 pi var buna bakacağız. Paydamız 4. Dolayısıyla bu 8 pi bölü 4'lerden kaç tane var anlamına gelir. Bunlardan 8 pi bölü 4'ü ya da 16 pi bölü 4'ü ya da 24 pi bölü 4'ü çıkarabiliriz. 23 pi bölü 4'ten 16 pi bölü 4'ü çıkarırsanız esas ölçümüz 7 pi bölü 4'tür. Şimdi pi yerine kaç yazacağız? 180. 180 yazarsanız 7 çarpı 180 bölü 4 yani 315 derecedir. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir tane koordinat sistemi çiziyoruz. Bir tane de birim çember. Açımız arkadaşlar 315 derece. Buradan başlarsanız 315 buraya kadar gelir. Şimdi buraya geldik. Ne olacak arkadaşlar? 360'dan çıkarırsanız burası 45 derece. Şimdi burada bir tane ne olsun? B noktası buraya A noktası. Burası da orijin O noktası diyelim. 45 45 90 üçgeni var. Dolayısıyla üçgenimiz nasıl oldu? İkizkenar dik bir üçgen. E buradaki yarıçapımız birim çemberden dolayı 1. Dolayısıyla dik kenarlarımız da 45 45 90 üçgeninden dolayı 1 bölü kök 2'dir. Yani A noktası arkadaşlar 4. bölgede olduğu için x'i pozitif, y'si ise eksili bir sayı olacak şekilde eksi 1 bölü kök 2'dir. Sonuç olarak bunları çarpmamızı istediği için 1 bölü kök 2 çarpı eksi 1 bölü kök 2 diyoruz. Payların çarpımı eksi 1. Paydalarında kök 4. Yani 2'dir. Cevabımız denizde. Birim çember üzerinde pozitif yönlü ve ölçüsü 150 derece olan yayın bitim noktasının pozitif yönlü ve ölçüsü 11 pi bölü 6 radyan olan bitim noktasına uzaklığı kaç birimdir? Pi yerine 180 yazarsanız Burası 330 derece. Şimdi x, y koordinat düzlemi çizelim. Burada bir tane birim çemberimiz olsun. Birinci durumda açımız 150 idi. Buradan başlarsanız 150 ne olur? Buralarda bir yerde olacaktır. Sonrasında burası A noktası diyelim. 330 derece demiş. Tekrar buradan başlıyorum. Tekrar çiziyorum. Ne oldu? Dördüncü bölgeye geldik. Burada da bir B noktası. Şimdi arkadaşlar 180 150 ile 330 arasında kaç derecelik bir açı var? 180 derece. 180 derece olduğuna göre buradaki A ve B noktaları birbirine simetriktir ve bu aradaki açı 180 derecedir dersek ne olur? Taban tabana zıt olmuş oldu iki ışın. Yani bize burada aralarındaki mesafeyi soruyorsa A ile B arasındaki mesafe arkadaşlar birim çemberlerin yarı çaplarının toplamı kadardır. Yani 1 artı 1'den 2 birimdir. İşlem yapmamıza gerek yok. Cevabımız da C şıkkı. Diğer dersimizde arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlardan devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.